Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Keyfiyetti değil mi? Evet. Tamam. Şimdi ben size belki Risale-i Nur'dan, belki de kendinize suizan etmekten kurtulmaya belki vesile olacak bir şey söyleyeyim size de. Hani şu anlarda geçiyor ya, Risale-i Nur terbiye etmiyor diye sizi şüphelendirmesin, zannettirmesin var. Bir de ben bu kadar kaldım, okudum halde. Bir şey gözükmüyor. O tür şeylerin bilinmemesi rahmet-i ilahiden olduğunu biliyorsunuz. En büyük ihsan-ı ilahi, ihsanını ihsas etmemektir. Çünkü davaya kalkar. Davaya kalkar. Hizmetten davaya kalkar. Şimdi mühim bir kanun. Her şeyin bir sureti var. Bir şey anlatacağım. Okuduğunuz kitap ne oluyor? Her şeyin bir sureti var. Gir içeriye, kanuniyeti var. Gir içeriye, hakikati var. Gir içeriye, mahiyeti var. 11. sözde bu formül anlatıyor. Bu söylediğim şey, sistem oradan çıkmış. Arkadaşlar, siz Risale okurken Yusuf, bir şey düşünüyorsunuz ya, zıtlarla beraber. Zıtlarla beraber. Bu serbest bölgedesiniz, surettesiniz. Düşünceler bu tasavvurdadır, şurada. Hayal da oradadır. Hayal. Hayal mekanı oluşturuyor. Tasavvur da zamanı oluşturuyor. Zamanı niye oluşturuyor? Düşünceler sıralıdır böyle. Öncesi ve sonrası var. Dolayısıyla düşünürken sıralamak, bir anda en sonu en başta düşünemiyoruz. Allah'a mahsus. Onun adı zamansızdır. Bir şeyi Risale-i Nur'u düşünüyorsanız, bak düşünüyorsanız, surettesiniz, unutmayın. Ne okursanız, Risale olur, başka bir şey olur. Gayrimeşru dahi olsa, onun suretindesiniz. İster istemez, bu kanun. Ne okuyorsanız, neyi düşünüyorsanız, neyi hayal ediyorsanız, suretindesin. Otomatik böyle. Yani burası değil anlatacağım. Bu dünya birbirinin üzerine bindirmiş gül goncası gibidir. 406 metban. Yani buradayız zannediyoruz da hep beraber aynı yerdeyiz ya. Taşlar da aynı, köprü aynı, araba aynı. Zannediyoruz bu. Bir daha neyi hayal ediyorsan, neyi düşünüyorsan, ne ama onun suretindesin. Peki kafirde tefekkür var mı? Hayır. Kafirde, gafilde, fasıkta tefekkür yoktur. Tefekkür kutsi bir sıfattır. Tefekkür kutsi bir sıfattır. Hakim ismine isal eder. O da akıldadır. Kanuniyet. Demek ki neyi düşünüyorsanız şu anda öylesiniz. Tefekkürde değilsiniz. Hayal ediyorsunuz. Suretteyiz. İçeriye gir kanun. Neyi tefekkür ediyorsanız akıldasınız. Kafirde bu yoktur. Kur'an'ın Müslümanlara ikramıdır. Tefekkür. Tamam mı Yusuf? Sonra neyi hissediyorsanız kutsi, sufli dimağdadır. Kutsi şeylerse vicdandadırsınız. Duygular ise kalptedir. Kalptedir. İlk önce aşk mı muhabbet mi? Hangisi önce gelir? Daha hangisi latiftir? Yöntemi bakayım farkını. He? Muhabbet. Nereden bildin? Muhabbet daha kutsidir. Aşkın karşılığı vardır abetler. He. Çünkü şöyle o. 24. mektupta sistemi anlatıyor. En merkezde şefkati mukaddese. Çık dışarıya muhabbeti münezzeh. Çık dışarıya sevk.
Ha, muhabbetin yeri şuunat-ı zatiye. Aşkın yeri neresi? Sıfatta bile değil, Rahman ismindedir. Tamam. Sistemi şey olman, sistemsel düşünmeyi istiyor, şey yapmak istiyorum sizden böyle. Sistemsel düşünün diye. Demek ki bu dersi okuyacağız ya. Neyi düşünüyorsak, konuşuyorsak, hayal ediyorsak suretteyiz. Biz gafillerden, fasıklardan, kafirlerden sıyrılıyoruz, tefekkür ediyoruz. Akıldayız. Vahiyinin içindeyiz. Vahiy ile boyalanan bir akılda tefekkür olur. Başka olmaz. Hakikati ise kaptedir. Hakikat nedir? Hakaike şey sabitetun. Esması ile musemmayı bulmak. Esma. Peki alameti nedir? Duygusallık olur. Onun duygunun içine girersiniz. Bedenen buradasın bak Yusuf. Buradasın ama neyi hissediyorsanız ondasınız, ona olsunuz. Artık ben bu değilim. Ne elimden, ne bacağımdan, ne soyumdan, ne sopumdan, ne kazanımlarımdan, ne de ekmeğimden, paramla, parasızlıktan değilim. Ne hissediyorsun? İşte adam onun için intihar ediyor. Burada değil. Akrabam var, şunlar var, bunlar ayıptır falan olur mu ya? Ahiret var, Allah var, yok. Ne hissediyorsa odur, ondadır, odur. Odur ve ondadır. Peki latife olursa ruhtayız. Mahiyeti de ruh. Onun için konuştuğumuz mevzular, şimdi son. Neyi konuşuyorsak seni dersten, suretten aldı. Tefekküre götürdüyse buradan çıktın. Burada değil ha. Bu konuşmuyoruz bunu. Evet buradayız ama burada değiliz. Burası gül goncası gibi bir yapıdır dünya. Yani neyi nerede konuşuyoruz, farkında mısınız dendiği zaman zannediliyor ki böyle bir sekir hali, mecnunluk hali değil. Mesela sen Resul bir şey tefekkür ediyorsun böyle. Kitap okuyorsun ya tek başına. Tefekkür değilsen suretli değilsin artık. Surette olsan tefekkür edemezsin. Tefekkürde olan surette değildir. Surette olan tefekkürde değildir. Olamaz ya. Yani. Tefekkür peki histe olduğumuza delil nedir? Haz vardır böyle. Allah hazır olduğu için sende huzur olur. Böyle bazen olmuyor mu namazda, derste böyle bir Allah hazır, sende huzur oldu. Allah ki seni kendisini araladı sende. Duygular var, duygular. Duygular, tamam mı? O duygularda mesela basiret, dirayet, feraset böyle duygular var. Latife insanı, insanı değerler, vefa vesaire. Onlar da sende olmasını olursa nasıl anlarsın? O onun dışına çıkamazsın, içine girersin, o hazda yaşarsın. Mesela vefa yaparak zevk alırsın. Ne var orada? Muhabbetler var, şefkat var, sevk var, sürur var vesaire. Ruhta işte latifelerdir. O da işi mahiyeti, sureti, kanuniyeti, hakikati mahiyeti. O zaman sureti serbest bölgedir kafamızda. Kanuniyeti akıldadır. Hakikati kalptedir. Mahiyeti ruhtadır. O zaman neyi tefekkür ediyoruz? Şimdi gelelim mevzumuza. O zaman tefekkür ederken burada değilsiniz. Mesela eleği konuşurken böyle. Konuşabilirsin böyle. Papağan gibi ezberlemiş yazarsın. Değil. Eğer düşünüyorsan, tefekkür ettinse, akla geçtin, onun hazını duyuyorsan, vicdandasın, böyle yapılanmışsan, seni inşa etmişse kalptesin, latifeler uyanır. Şefkat gibi. Şefkat latifedir. Muhabbet latifedir. Aşk histir. Resul, kardeş, aşk histir. Şefkat latifedir. Muhabbet latifedir. Şefk latifedir. 8 tane. 24. mektupta var ya.
şefkat-i mukaddesi, muhabbet-i münezzehe, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Ne etti? 7 tane olacak. 7 tane. 7 tane 8. Bir de sayıyorum. 7 tane. Şefkat-i mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk-i mukaddese, surur-u mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese. 7. Bunlar arkadaşlar latifedir. Tamam? O zaman sureti, kanuniyeti, hakikati 11. Bu formül 11. söz kaynaklıdır. Bunlar hepsi delil.